968 Yekdest Rahmetullahi Teala Aleyh Ahmet Yekdest Cüryani, Buhara'nın Cüryan kasabasında tevellüt etti. 1069 Miladi 1658'de ticaret için Hindistan'a giderken, Cüryan'daki taunda çoluk çocuğunun öldüklerini işitti. Yolda eşkiyalar basıp Mallarını aldılar ve sol kolunu kestiler. Çok üzüntülü Serhent şehrine geldi. 1069 Miladi 1658 senesinde Muhammed Masumi Faruki'nin hizmetiyle şereflendi. 11 sene kahvesini pişirdi. Sonra hilafet verilip Mekke-i Mükerreme'de irşada emr olundu. 39 sene bu vazifeyi yaptıktan sonra 1119 miladi 1707'de Mekke'de vefat etti. Şeyh Ahmet Yektest Hazretlerinin çok talebesi vardır. Bunlardan biri Muhammed Emin Tokadi Hazretleridir. Bir talebesi de Eyri Kapı dahilinde Emir Buhari Mescidi Tekkesi'ndeki Tatar Ahmet Efendidir. 1156 miladi 1743'te vefat etmiştir. Bu mescit İvespaşa Camii'nden Ayvan Saraya inerken sağda set üzerinde olup 1384 miladi 1964'te kasten yakılmış dört duvarı ve mihrabı dışındaki Tatar Ahmet Efendi'nin ve başka birkaç taş kabir kalmıştır. Ahmet Yekdest'in bir talebesi de Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerinin ikamet ettiği İdris Köşkü civarındaki evi, Kaşkari tekkesini ve camiyi yaptıran Hacı Murtaza Efendi olup hesap uzmanıydı. 1160 miladi 1747'de vefat etmiştir. Bu tekkenin bahçesinde metfundur. Bunları 1158 miladi 1745'te yaptırmıştır. Tekkenin ilk şeyhi olan Abdullahi Kaşgari 14 sene sonra 1174 miladi 1760'ta vefat etmiştir. Birinci Sultan Mahmut zamanındaki 63. Şeyhülislam Seyyid Mustafa Efendi de 1112 miladi 1699'da Ahmet Yekdest Hazretlerine intisap etmiştir. 1090 miladi 1678'de tevellüt ve 1158 miladi 1745'te vefat edip Üsküdar'da metfundur. 1157 miladi 1744'te Eyüp nişancasında Şeyhülislam tekkesini ve mescidini yaptırdı. Bu mescit kapısında ve ayrıca Saraçhane'de birer çeşmesi vardır. Ahmet Yektest'in bir halifesi de 4. Muhammed Han'ın baş çuhadarı Kahraman Ağdır. 1147 miladi 1734'te vefat eden tarihçi Muhammed Raşit Efendi bunun halifesi Emir Ağa'ya mensuptur. İki cilt tarih kitabı çok kıymetlidir. Kahraman Ağa'nın bir halifesi de Enderunlu Sührab Efendi olup sonra Abdülgani Nablusi'den de feyz almıştır. Üsküdar'da Aziz Mahmudi Hüdayi tekkesindeki mürşitlerden Mudanyalı Zade Muhammed Revşen Efendi Sührap Efendi'den feyz almıştır. Ahmet Yekdestin halifelerinden biri Kadi Ziyaüddin Efendi, biri de Ruznameci başı Muhammed Kumul Bey'dir. 1132 Miladi 1719'da vefat etmiştir. Fındıklı'da sahilde Molla Çelebi Camii yanında 1121 miladi 1708'de vefat eden Şeyhülislam Muhammed Sadık Efendi'nin kabri yanındadır. Sadık Efendi 48. Şeyhülislam olup 2. Ahmet Han zamanında 1105 miladi 1691'de Şeyhülislam olmuş. 9 ay sonra 2. Mustafa Han tarafından azledilmiştir. Üçüncü Ahmet Han zamanında tekrar Şeyhülislam yapılmış, ihtiyar olduğundan bir sene sonra azledilmiştir. Bu camiyi yaptıran Molla Muhammed Çelebi, İstanbul Kadisi, Hakimi'ydi. 998, miladi, 1590'da vefat etti. Eyüp'te, de, Defterdar Caddesi ile Kızıl Mescid'den gelen yolun kesiştiği yerde, büyük türbededir. Ahmedi Yekdestin bir talebesi de 1117 miladi 1704'te vefat edip Karaca Ahmet kabristanında defnedilen Muhammed Semerkandî'dir. Bir talebesi de Darü's-Sâde ağası yani İstanbul valisi Beşir Ağa'dır. Bu isme bakınız. 969 Yesevi rahmetullahi teala aleyh. Ahmet bin Muhammed Yesevi Yusuf Hemedani'nin üçüncü halifesidir. Türkistan'da Yesi kasabasında tevellüt 590 miladi 1194'te orada vefat etti. Hace Atayi Yesevi denir. Nevai dilinde ata baba demek ise de Türkler meşayih ulularına ata derler. Buhara'da irşad edip sonra Türkistan'a gitti. Veda ederken Hace Abdülhalik Gonç Divaniye tabi olmaları için talebesine vasiyet etti. Türkistan meşayihinin birincisidir. 970 Yezid Emevi halifelerinin ikincisidir. Hazreti Muaviye'nin oğludur. 26. yılda Şam'da tevellüt etti. 64'te vefat etti. 60 senesinde halife oldu. 61 miladi 681 senesinin Muharrem ayında Kerbela faciası oldu. Yezid buna üzüldü. Allah İbn Mercaneye lanet eylesin. Hüseyin'in istediklerini kabul etmeyip de onu katlettirdi böylece beni kötü tanıttı, dedi. İbni Mercane, Ubeydullah bin Ziyad'ın adıdır. Yezid, Müslüman idi. Namaz kılardı. İslamiyete düşman değildi. Yüzüğünün taşı üzerinde, Rabbün Allah yazılıydı. 971 Yezid bin Amr Hübeyre Emevilerin son halifesi olan, Mervan bin Muhammed zamanında Irak ve Horasan valisiydi. Eba Müslim ile çok harbetti. İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi hapsetti. Başına kamçı vurdurdu. 132 miladi 750 senesinde Cafer Mensur tarafından öldürüldü.